sabahlar Ekonomi 7/24'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisinin satır başlarına bakacağız. Malumunuz geçen cumadan bu yana piyasalar oldukça hareketli. ABD-İran gerilimi piyasaların yakın takibinde. İşte bu gerilimle beraber borsalarda bir geriye gidiş, döviz cephesinde hareketlenme, özellikle altın ve petrolde zirveye doğru yaklaşma gördük. Yeni günde ise piyasalar biraz daha sakin, konuyu biraz daha hazmetmiş gözüküyor. Peki ne olacak diyeceğiz. Özellikle yukarıya çıkan altında yön nereye gider? Petrol fiyatlarında hafif bir gevşeme gördük. Bu sürer mi? Ve içeride elbette bizim her zaman olduğu gibi önem verdiğimiz bir başlık, döviz cephesinde dolar nereye gider diyeceğiz. Uzman bir isimle konuşacağız. Ekonomi 7/24 başlıyor. Gelsin yeni günün ilk rakamları. Hareketli bir haftaya başladık dedik. Son rakamlar dolar TL'de 5.95-95 seviyesini gösteriyor. Haftaya 5.97'li seviyelerden başlamış. O dar bantta dalgalanmıştı. Hali hazırda yeni günde bir miktar gevşeme olduğunu görüyoruz. Nereye gider diyeceğiz biraz sonra. Ve Euro TL'de de benzer bir seviye var. 6.66-73 Euro TL'nin son düzeyine işaret ediyor. Bu gördüğünüz rakamlar değerli izleyenler anlık olarak değişime işaret ediyor. Hali hazırda Euro TL karşısında %0,29 oranında gevşemiş gözüküyor. 1566 dolar ons başına altının son seviyesini görüyor. Altın cephesinde o yükseliş hareketinden sonra 6 yılın zirvesinden sonra bir miktar gevşeme de gördük. Bakalım ne olacak altın ve Borsa İstanbul 110.412 puan %2'lik bir kayıpla ortalamada hisse senetlerinin %2'lik kaybıyla dünü kapatıyor. Rekor seviyeleri borsada görmeye alışmıştık. Yeni rekorları bekliyorduk ama küresel çaptaki bu belirsizlik Borsa İstanbul üzerinde etkili. Peki ne kadar etkili olur diyeceğiz. Dönelim hemen bu soruların yanıtını almak için İstanbul stüdyomuzda bizi İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer bekliyor. Sayın Özer merhaba, hoş geldiniz Ekonomi 7/24'e. Merhaba, iyi yayınlar. Dilerseniz döviz cephesiyle başlayalım. Aslında tüm bu konuştuğumuz piyasalar konusunun ana başlığı belki de ABD-İran gerilimi. Bu gerilimi ana başlık yaparsak uzun süredir biz dövizde en azından hızlı bir geriye çekiliş olmasa da bir istikrar görmüştük. Ne olur döviz cephesi, dolar cephesi bundan sonra bu gerilimde farklı senaryolara göre dolarda beklentiler nasıl değişir? Aslında ABD ile İran arasında gerilim oldukça daha öncesine dayanıyor. Bu yeni bir hikaye değil. Fakat tabii aksiyon bakımından harekete geçme açısından oldukça yeni bir gündem maddesi oluşturdu. Yılın ilk işlem günlerinde biz bunu karşılamış olduk. Fakat dolar TL üzerinde çok büyük bir hareketlilik yarattı mı derseniz hayır. Zaten bizim içeride kendi özelimize ait risklerimiz var. Nedir? Mesela bunlardan bir tanesi ABD ile ilişkilerimizin, kendi iç özelimizdeki ilişkilerimizin bozulup bozulmayacağına yönelik gelişmeler. Biliyorsunuz orada yaptırım konuları vardı ve hala bunlar aslında masada ve gündemde. Dolayısıyla aslında biraz daha iç tarafa baktığımız zaman hassas bir dönemde olduğumuzu belirtmekte fayda var. Diğer taraftan Libya konusu yeni bir gündem maddemiz. Bir açılım yapıldı ve burada aslında politik unsurların biraz daha ön plana çıktığı bir zamandayız. Dolayısıyla aslında Libya tarafında bizim dış taraftan işte ABD tarafından ya da Avrupa Birliği tarafından bize gelecek açıklamalar burada biraz hassasiyet yaratabilir. Dolayısıyla aslında önümüzdeki günlerde kendi iç dinamiklerimizdeki jeopolitik riskleri de izliyor olacağız. Diğer taraftan 16 Ocak'ta bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Bu oldukça önemli çünkü aslında faiz bir nevi kurun kalkanıdır. Yani dolar TL'nin kalkanıdır. Kalkanı ne kadar zayıflatırsanız eğer hassasiyet o kadar artar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta atacağı adım da o kadar önemli olacak kur cephesinde. Burada çeşitli aslında görüşler var. 100 bas puan faiz indireceği. Aslında bu ABD-İran geriliminden kaynaklı olarak çok da fazla adım atamayacağı yerin olmadığına yönelik görüşler var. Dolayısıyla aslında 16 Ocak bizim için Ocak ayı içerisinde oldukça önemli bir gündem maddesi. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman aslında petrol fiyatlarının yükselişi hem dolar TL tarafından hem de Türk varlıkları tarafından çok istemediğimiz bir unsur. Zaten eğer Merkez Bankası'nın atacağı adımları konuşuyorsak bu
artmış olan gerilimle birlikte oluşan yukarı yönde petrol fiyatları enflasyonu yaratacak ve enflasyonda yukarı yönde hamleler yaratabilecek bir unsur. Dolayısıyla ulaştırma sektöründe, ulaştırma kaleminde ya da dolaylı yoldan gıda kalemlerinde bir artış söz konusu olabilir ve bu da enflasyona sirayet edebilir. Yani kısa lafın özü, bu kadar hassasiyet varken Merkez Bankası'nın özellikle para politikası tarafında atacağı adımlar oldukça önemli ve kur tarafında çok ilgilendiriyor. Burada herhangi bir adım atmaması kurdaki o yukarı yöndeki hareketi biraz daha törpüleyici bir özelliğe sahip olabilir. 16 Ocak bizim için önemli bir tarih olacak diyelim. Diğer tabii risklerle birlikte kurda aslında bir dengelenme süreci gördük. Şu anda 5.95'in kah üzerinde kah aşağısında bir hareket var. 6'ya doğru harekette çok ciddi bir 6'yı aşacak bir eşik noktası oluşturmadı şimdilik ama eğer yeni bir haber akışı gelirse ve riskler varlığını daha da fazla hissettirirse altı seviyesine doğru bir hareket olabilir. Geçtiğimiz yabancı yerleşiklerde, daha doğrusu yurt içi yerleşiklerde aldığımız döviz pozisyonlarına baktığımız zaman artış halen daha devam ediyor ama çok ciddi bir döviz talebinin olduğunu şu raddede çok fazla söylemek de mümkün değil. Altı seviyesi bizim için eşik olacak. Bu konuda da haber akışları bizim için oldukça önemli olacak. Özellikle ABD tarafında ve Libya tarafındaki jeopolitik riskler bizim için biraz daha belirleyici olacak diyorum. Kurun seviyesi altın için de içeride küçük yatırımcı için önemli. Biraz altına bakalım. Son günlerin en çok belki de konuşulan başlığı. Riskler arttıkça cazibesi de arttı. Bundan sonra ne olur diyeceğiz ama önce rakamlara bakalım ve dilerseniz ons altını konuşalım. Ardından içerideki yatırımcı için gramla ilgili yorumunuzu da soracağım. Gidelim ons altında son 5 yıllık performansa bakalım değerli izleyenler. Altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 2019'da yükselişle kapatarak yine yatırımcısına kazandırdı. Yaklaşık getirisi yıllık bazda %30'un üzerine çıktı. 5 yıllık performansına baktığımızda aslında geldiğimiz nokta biraz daha net anlaşılıyor. 2016'da 1113 dolarken 2017-2018'de yine o 1300 dolar kritik eşiklerinde takıldığını görüyoruz. Benzer şekilde 2019 ocağında 1319'ken senenin sonuna doğru artışı hızlandı ve 2020 Ocak'ta 1559 dolar son rakamda hali hazırda 1566'lara kadar gelerek 6 yılın zirvesini test etti. Dün hafif geri çekilmeler de yaşandı. Altın yatırımcısı için önce ons'u konuşalım. Seda Yalçınköy Özer ne dersiniz? Ons altındaki bu çıkış hareketi devam eder mi? Önce 6 yılın zirvesini gördük. Biraz dün geri çekiliyor gibi oldu. Bu haber akışı içinde tabii yatırımcının kafası biraz karışıyor. Ons'ta beklentimiz ne olur? Tabii ABD-İran gerilimi ons altını direkt bir rağbet olmasına sebep oldu. Şimdi böyle jeopolitik riskler artınca ons altında, daha doğrusu güvenli varlıklarda bir talep oluşur. Bunlar nedir? Ons altın, ABD 10 yıllık tahvil faizleri, Japonya yeni. Yani bunda açıkçası ons altında ilk reaksiyonda çok ciddi bir yukarı yönde hareket gördük ama biraz daha İran tarafından sakin açıklamaların gelmesi ons altındaki tansiyonu yatıştırmış gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle İran cephesinden gelecek açıklamalar burada belirleyici olacaktır. Çok aceleci davranmak istemediğini görüyoruz İran tarafının. Biraz daha Trump cephesi, ABD cephesi daha saldırganca davranıyor ama bu açıdan açıklamalar bakımından. Diğer taraftan baktığımız zaman ama jeopolitik tansiyonun halen daha gündemde olması ons altının 1555 seviyesinin üzerine kalmasını da destekliyor. Muhtemelen biraz daha aşağı yönde bir geri çekilme olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde biraz daha 1555'e doğru, hatta belki onun altına da doğru bir geri çekilme olabilir. Unutmayalım ki ons altında aslında bu yukarı yönlü hareket sadece jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte başlamadı. Bundan öncesinde Fed'in, yani Amerika Merkez Bankası'nın daha faizlerde bir hareket etmeyeceğine yönelik açıklamalar, dünyadaki aslında konjonktürel etkilerle birlikte ons altını besleyen bir yapı vardı ve sıkışma alanından sonra yukarı yönde bir reaksiyon almıştık biz ons altında. Yani bunun başlangıcı aslında tam olarak jeopolitik risklerle birlikte olmamıştı. Ama yılın geri kalanında baktığımız zaman öngördüğümüz risklerin halen daha varlığının koruduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ons altının yılı olabilir mi?
Evet, ons altında 1600 seviyelerini görmemiz mümkün gibi duruyor. Burada yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla aslında gram altın yatırımcısı için de bir burada şans, bir alım fırsatı verebilecek nitelikte seviyelerin oluşacağını düşünüyorum. Peki hemen grama bakalım o vakit. Biraz da gramın üzerine konuşalım. En çok sorulan sorulardan biri, alayım mı satayım mı? Küçük yatırımcı ne yapsın? Peki gram altının son seviyelerine, altında kapalı çarşıda son notlar ne ve elbette ki yine altında gram olarak performansı nasıl gördüğümüze bakacağız. Küresel çapta altını yıllık bazda kazandırdığını söyledik. Elbette bu kazanca içeride altını gramı da türev altınlarda eşlik etti. Geldi rakamlarımız, altının gramı 303 liradan fiyatlanıyor. İstanbul kapalı çarşıdaki son rakamlara işaret ediyor bu gördüğünüz tablodaki seviyeler. Ve 495 çeyrek altınken %1,57'lik primli olduğunu görüyoruz. 991 lira yarım altın, Cumhuriyet altını ise 2038 liradan alıcı buldu İstanbul kapalı çarşıda. Bu tablo dünün son kapanış verilerine işaret ediyor. Biraz daha geriye gidelim. Haftalık performansına da bakalım. Ons'a paralel olarak altının gramı nasıl şekillenmiş? Küresel çapta altının ons fiyatıyla beraber elbette içeride kurun seviyesi de bu gördüğünüz kapalı çarşı rakamlarında etkili. Ocak ayında altının performansına baktığımızda o hızlı çıkışı, özellikle İran-ABD gerilimiyle beraber yaşanan çıkışı gösteriyor. 1 Ocak'ta 290 liradan fiyatlanırken 290,5, 95, 97 ve son 3 günde 300 lira eşiğini de aştığı rakamlara geldiğini görüyoruz. Devam edelim. Elbette onsla ilişkisi var dedik. Ons altındaki yükselişte bu çıkışı destekliyor. Son rakamlara baktığımızda ons altında 1517 dolardan 1559 kadara, hatta 1566 lira kadar çıkmış gözüküyor. Bu tablo içinde bu rakamlar artık satalım kâr edelim seviyesi mi, yoksa altın hala çıkışa gebe mi? Seda Yalçınkaya Özer yatırımcı bu noktada ne yapsın? Aslında 300'lü seviyeler, özellikle 303 TL seviyesi teknik açıdan biraz daha yukarı yöndeki hareketin doygunluğa ulaştığını bize söylüyor. Yatırımcının burada aslında risk algısına bağlı olarak her yatırımcı kategorisi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla aslında biraz daha kendini garanti altına almak isteyen yatırımcılar için gram altın, ons altın gibi enstrümanlar aslında güzel bir yatırım aracı olabilir. Burada tabii faizlerin de aşağı yönlü bir eğilimiyle birlikte biraz mevduattan kayış altına, ons altına ya da gram altına bir hareket söz konusu olmuş olabilir. Yatırımcıların burada psikolojisiyle alakalı tabii ki, ama eğer şu anda gram altın yatırımcısı elinde gram altın varsa 300-303 seviyesi bir miktar artık karın realize edilmesi konusunda oldukça iyi seviyeler olduğunu düşünüyorum. Tabi burada gram altını değerlendirirken aslında yatay bir dolar TL'den bahsederken büyük bir ihtimalle ons altındaki hareket de şekillenecektir. Çünkü biz biliyoruz ki gram altın aslında hem ons altını, yani dünyadaki altın varlığının dolar bazında altının ve dolar TL'nin hareketiyle birlikte ölçülüyor. Dolayısıyla ya şu anda biraz daha dolar TL'de yatay bir hareket var. Ons altındaki geri çekilmeler, özellikle 1555 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler gram altında alım pozisyonu yaratabilecek nitelikte olacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde de biraz ons altında bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda baktığımız zaman gram altın yatırımcısı için 290-295 aralığında kısa vadede alım yönlü olarak değerlendirilebilir. Yılın geri kalanında eğer bu seviyeden almış bir yatırımcı ve gram altına da yatırım yapmaya devam etmek istiyorsa, her geri çekilmede aslında yatırımlarına, pozisyonlarına gram altın ekleyebilirler. Sonuçta uzun vadeli bir yatırım aracı olarak her zaman fırsat yaratabileceğini de düşünüyorum. Peki bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin yine çok sorduğu sorulardan biri, özellikle küçük yatırımcı için soruyorum. Altını fiziki olarak biriktirmekle, yatırımı öyle yapmakla, fonlarda yapmak arasında yatırımcı açısından nasıl bir fark var? Bir tavsiye verirseniz küçük yatırımcıya neyi önerirsiniz? Tabii şimdi burada mesela vadeli işlemlerde altın pozisyonu oluşturabilirler. Daha küçük komisyon oranlarıyla bunları yaratabilirler. Ama eğer daha kendini garanti altında almak isteyen, daha işte yastık altı yatırımcısı olan belli bir yaş grubu, aslında belli bir kesim var. Ve bu Türkiye'de çünkü yatırım yapma, yatırımcı alışkanlıkları var. Dolayısıyla aslında bunları da kırmak çok zor. Her insanın kendine
katmış olduğu bazı aslında yatırım alışkanlığı var. Ama vadeli işlemlerde eğer altın pozisyonu bulundurmak istiyorlarsa daha küçük komisyon oranlarıyla altın alımı söz konusu olabilir. Biz yılın genelinde altın fiyatlarında iyi fırsatlar olabileceğini de düşünüyoruz. Borsayı konuşalım biraz. Şimdi Borsa İstanbul'da biz yılı rekorlarla kapatıp yılın ilk gününe de yine yüksek seviyelerle başladık. Dolayısıyla 2019'u yavaş yavaş kapatırken hep konuştuğumuz bu rally sürer mi? Yeni hedef nereydi? Ama elbette ki yeni gelişmeleri oldukça etkileniyor. Borsa İstanbul'da işte dünya çapındaki bu gerilim ve belirsizlikten şüphesiz etkilendi. Neye bağlı borsadaki çıkış? Kendi iş dinamikleri bizi nereye götürecekti? Bu küresel belirsizlik mi Borsa İstanbul'a darbe vurdu? Şimdi aslında Ekim ayından bu yana biz 93 bin ile 116 bin hareketini yaptık. Ve biz bunu yaparken aslında iç dinamiklerde büyümenin biraz daha ön plana çıkacağı, 2010-20 yılında biraz daha büyüme kalemlerinde artık artış olacağını ve %3 ile %5 arasında bir büyüme elde edeceğimizi, faizlerde aşağı yönlü bir patikanın oluştuğunu, biraz daha ekonomik aktivitelerdeki hızlanma olduğunu ve ekonomik güvenin de hızlandığını görmüştük. Aslında burada hikaye bizim için biraz daha ekonomiye dayalıydı. Fakat bununla birlikte küresel anlamda da bir rally süreci vardı. Yani aslında global ortam bize çok iyi bir şekilde destekliyordu. 93 bin, 116 bin hareketinde bunlar etkili oldu. Şu anda geldiğimiz noktada dün ABD ile İran geriliminin aslında küresel anlamda bir düzeltme hareketine gebe kaldığını gördük ve biz de buna iştirak ettik. Ama bu sabah yine borsalarda bir yukarı yönlü hareket var. Büyük bir ihtimalle 111.500 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı bir endeks görebiliriz. 112.000 seviyesinin üzerinde de eğer yukarı yönlü bir hareket söz konusu olursa bu bizim için oldukça potansiyel olarak anlamlı bir hareket olur. Tabi burada izleyeceğimiz bazı dinamikler var. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatları. Evet, şu anda geri çekiliyor. Petrol fiyatlarının aslında yıl genelinde çok ciddi bir, yani 75 dolarların üzerinde ya da 80 dolarlardan şu anda zikredilmeye başlandı. Bu seviyelerde kalacağını çok fazla düşünmüyoruz. Dolayısıyla arz fazlası var. Petrol fiyatlarının yükseliyor olması bizde bir baskı yaratabilecek unsurlardan bir tanesi. Özellikle yıl genelinde bunu takip ediyor olacağız. Ve diğer taraftan aslında yayının başında da bahsettiğim gibi 16 Ocak'ta Merkez Bankası'nın faiz kararı oldukça önemli olacak. Burada evet, aslında faizlerde bir indirim söz konusu olması borsa için lehte bir harekettir ama çok sınırdayız. Şu anda enflasyon oranına çok yakın bir politika faizimiz var. Dolayısıyla aslında burada atılacak adımlar oldukça önemli. Biraz daha negatif faiz veriyor olmamız reel anlamda piyasaları huzursuz ve rahatsız edebilir. Bu nedenle Merkez Bankası'nın hareketi oldukça belirleyici olacak Ocak ayı içerisinde. Biz aslında endeks bazında halen daha olumluyuz ve yukarı yönde gitmek isteyen bir endekse karşı karşıyayız. 112.000 seviyesi, hatta 111.500 seviyesinin üzerinde kısa vadede kalmaya devam ettiğimiz sürece yükseliş potansiyelini sürdürebilecek bir eğilimin oluşacağını düşünüyoruz. Hikayemiz kötü değil, gayet iyi. Yabancıların katılımı aslında bizim için biraz daha iyi olacak. Yani şunu düşünmekte fayda var. Aslında 2019 yılında hisse bazlı baktığımız zaman küçük ölçekli şirketlerde alımlar oldukça kuvvetliydi. Sadece yabancı girişinin az olduğunu ve aslına bakarsanız da endekste ağırlığının yüksek olduğu şirketlere girişim biraz daha az olduğunu gördük. Burada çıkışlar oldu, yabancı çıkışları oldu. Dolayısıyla yıl genelinde aslında yabancının borsaya katılımı bize oldukça destekleyecektir. Bunun için tabii ki bir hikayeye ihtiyacımız var. Bütün aslında haber akışları ile birlikte risk unsurlarının biraz daha azalmaya başlamasıyla ve bizim kendi ekonomik dinamikleriyle baş başa kaldığımız bir dönemde evet, aslında biraz daha ılımlı bir sürece söz konusu olabilir. Biz endekste yıl genelinde 121.500 seviyesinin üzerini test edebileceğimizi düşünüyoruz ve olumlu taraftayız halen daha. Borsa İstanbul'da kuşkusuz yeni hedefler var. Peki dünyada ne oluyor? Küresel borsalara bakalım. O gerilimin ilk gün şokundan sonra oralarda da bir toparlanma var. Nereye gider diyeceğiz. Gidelim dünya borsalarındaki son tabloya değerli izleyenler. Elbette Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminden olumsuz etkilenip sert satışlar gördü dünya borsaları. Aslında 2019 küresel borsalar içinde rallilerin ortaya konduğu bir yıl olmuştu. Yeni yıla karamsar başlasa da ticaret umutlarının da etkisiyle toparlanma sinyallerini görmeye başlamıştık. Amerikan endekslerinde son tablo böyle. Devam edelim, Asya borsaları gelsin. Bir miktar geri çekilmeler var. Amerikan endekslerindeki tabloyu gördük. Devam edelim. Asya borsalarında yeni günün ilk rakamlarına bakalım.
Asya cephesinde de sınırlı bir toparlanma eğilimi var. Son rakam Şangay'da yukarı çıkış, diğer borsalarda aşağı yönlü hareketin devam ettiğini gösteriyor. Avrupa'da da son kapanışı hatırlayalım. Avrupa borsalarında da karışık sinyaller var. Borsalarda da yön arama çabası devam ediyor. Küresel piyasalar, özellikle borsalar bu gerilimi geride bırakıp da ticaret savaşındaki umutlarla beraber yeniden çıkışa mı yöneldi, ne dersiniz? Bu belirsizlik gerilimini çabuk mu atlattı, yoksa hala o risk ve sarsıntı devam ediyor mu? Şimdilik atlattığını söylemek için bence erken. Daha gelişmeleri izlemekte ve takip etmekte fayda var. Ama özellikle ABD piyasalarını ilgilendiren bu ayın 15'inde, 15 Ocak'ta ABD-Çin ticaret anlaşması olacak. Tabii şimdi ABD ile hareketliliğin bu konuda olduğunu biliyoruz. İran'la alakalı gerçi, ama özellikle ABD ile Çin ticaret anlaşmasında herhangi bir bozukluk ya da herhangi bir hareket alanını değiştirmesi borsalarda ciddi satışlara sirayet edebilir. Dolayısıyla aslında bizim için tarih anlamında 15 Ocak oldukça önemli olacak. Şimdilik anlaşmanın var olduğunu ve anlaşmanın yapılacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan ABD-İran gerilimiyle ilgili net olarak bir pozisyon değişikliği yok. İran tarafından yapılan açıklamaları bekliyoruz. ABD endekslerinde zaman zaman negatif haberlerin gelmesi bir kâr realizasyonu neden olabilir. Sayın Özer, size teşekkür ediyoruz. Bir sıcak gelişme için sizi de burada noktalamak zorundayız. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, bir sıcak gelişmeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Görüntüler ekranlarınızda geliyor. Son birkaç gündür tüm Türkiye'yi etkisini altına alan hava koşulları sivil havacılıkta da etkili. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu görüntüler ekranlarınıza geliyor. Yolcu uçağının pistten çıkması nedeniyle inceleme devam ediyor. Tüm Türkiye'de etkili olan hava şartlarının bu olayda da etkisini göstermiş olabileceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle İstanbul'da birkaç gündür ekranlarınıza da yansıyor. Etkili olan o hava koşulları nedeniyle uçağın pistten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Hali hazırda İncelemeler devam ediyor. Uçaktaki yolcu sayısına ya da son duruma ilişkin henüz net bir bilgi yok. Görüntüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ekranlarınıza geliyor. Hemen olay yerindeki son bilgileri almak için Süleyman Kaçmaz'a dönelim. TRT muhabiri Süleyman Kaçmaz bize son bilgileri aktaracak. Evet, İstanbul'da son günlerde olumsuz hava koşulları özellikle son iki gündür devam ediyordu. Hem yağış hem sağanak yağış hem de fırtına özellikle etkisini gösteriyordu. İşte bugün de bir son dakika gelişmesi olarak Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı bilgisini paylaşabiliriz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Tabii olay yerine çok sayıda ekip de sevk edildi. Belirtelim, biz de olay yerine vardığımızda daha sağlıklı bilgileri aktaracağız. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım. Evet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı bilgisi var. Olay yerinden son notları aldık. Aslında net olarak olayın neden kaynaklandığına dair ve sonucuna dair inceleme devam ediyor. Lakin İstanbul'da birkaç gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının neden olabileceği belirtiliyor. Şiddetli rüzgar, yağmur ve fırtına İstanbul'da etkili. Uçuşlarda rötarlara da neden olan bu hava koşullarının uçağın pistten çıkmasında etkili olabileceği ifade ediliyor. Şimdilik olay yerinde inceleme devam ediyor. Sizlere aktarabileceğimiz notlar şu anda bu kadar. Yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaştıktan sonra Ekonomi 7/24 aylan sürenin sonuna da böylece gelmiş oluyoruz. Yarın sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde biz yine en son rakamlarla, farklı konularla, uzman konuklarla bu ekranda olacağız efendim. Hoşçakalın.